Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talep eden İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal. Buyurun Sayın Tanal. Değerli başkanım, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hemen peşinen şunu söyleyeyim. Beykoz'un sorunlarının araştırılmasıyla ilgili İYİ Parti'nin verdiği önergeyi destekliyoruz. Beykoz'da yaşanan sorunlar nedir? Başlıklar şeklinde sayarsak imar sorunu var, işsizlik sorunu var, uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili hakikaten çocukların, gençlerin şeyine kadar inmiş durumda da artık her tarafta kullanılıyor. Biraz önce Gaziantep milletvekilimiz Gaziantep'in sorunlarını anlatırken uyuşturucuyla mücadeleyle Gaziantep'in de esas sorunu olmuş. Aynı şekilde Beykoz'un da sorunu. Yani şunu gösteriyor. AK Parti döneminde uyuşturucu çok had safhada arttı. Türkiye'deki tüm illere, ilçelere, köylere, sınırlara kadar indi. Hakikaten AK Parti artık uyuşturucuyla eşit hale geldi. Yani bunu açık ve net söylemek lazım. Pandemi nedeniyle Beykozluların esnaf ve halk zor durumda. Mülkiyet sorunu var. Mülkiyet sorunu derken Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Akif Hamza Çebi'yi anmadan geçmeyeceğim. Beykoz demek aslında 2B yasasıyla ilgili Akif Hamza Çebi demek. O dönem 2B yasasının hazırlanmasında, uygulanmasında ve kendisi esasen bu konunun uzmanı, bu sorunun çözülmesi AK Parti'de sağ olsun Akif Hamza Çebi'yi nispeten dinledi ki bu sorun kısmen çözülebildi ama bedel konusunda dinlemedi Akif Hamza Çebi'yi. Bunu burada söylemeden geçemeyeceğim. 2B yasasıyla ilgili biraz önce değerli vekilimizin bahsettiği emsal mülkiyet sorunuyla ilgili bakın Sarıyer Beykoz'un tam karşısında Beykoz'un 2B ile ilgili söylediği metrekare birim fiyatı Beykoz'daki metrekare fiyatının çok altında. Belki Sayın Demir Bey konuşacak ama yani düşünebiliyor musunuz? Biri tam karşı karşıya olan iki tane belediye, ikisi de denizi görüyor, ikisinde konumu aynı ama Sarıyer Belediyesi'nin biçtiği değer, rayiç fiyatlar düşük ama Beykoz'un çok yüksek. Şimdi Beykoz'un baş belası nedir? 2960 sayılı bu kıyı kanunu öngörüm yasası. Bu öngörüm yasasının çok eskide olduğu için bunun sınır değişikliklerinin yeni koşullara göre revize edilmesi gerekiyor. Neden? Şimdi zaten zengin olan, yalı sahibi olan, oradaki kök sahibi olanların hiçbir sıkıntısı yok. Orada mağdur olan, oradaki orta gelirli vatandaş, oradaki fakir fukara zaten yalıda vesairede oturanın bir sıkıntısı yok. Yani 39 tane ilçe var. İçerisinde hakikaten hepsi apayrı bir güzellik ama Beykoz ayrı bir güzelliği var Beykoz'un. Beykoz maalesef AK Parti döneminde bakın 25 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti yönetti. 20 yılda iktidardadırlar. Beykoz ileriye gidemedi 39 ilçe içerisinde. Tamamlayalım Sayın Tanal. Şimdi son sözler şu. Son sözler şu. Beykoz'un bu imar sorunu, mülkiyet sorunu, otopark sorunu, işsizlik sorunu, tüm bu sorunların hepsi bir parti sorunundan ziyade bir ülke sorunu. Tüm siyasi partilerden istirhamız şu. Beykoz'daki bu imar adaletsizliğine son vermek için, Beykozlu kardeşlerimizin rahat nefes alması için herkesin bu taşın altına elini sokmalı. Bu Beykoz'un imar, mülkiyet sorunu, otopark sorunu, işsizlik sorunu, istihdam sorunu ve uyuşturucuyla mücadele sorunu bir an önce bitirmemiz lazım. Bununla ilgili evet 1908 yılında kurulan Beykoz Spor'la ilgili mağduriyetiyle ilgili meclise araştırma önergesi verdik. Maalesef gereği yerine getirilmedi. Beykoz ilçesinde ağız diş sağlığı hastanesinin kurulması gerekiyor. Buna ihtiyaç var. Buna önerge verdik. Bunu da iktidar yapmadı. Ve Beykoz'un mağdur edilmesinin en büyük sebebi AK Parti iktidarıdır. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunarım.